Yukarıdaki dikdörtgen şeklindeki mektup zarfının eni 12 santimetre ve boyu 16 santimetredir. Zarfın kapak kısmı üçgen şeklindedir ve üçgenin tepe noktası dikdörtgenin köşegenlerinin bir kesişim noktasıdır. Buna göre zarf açıldığında alanı kaç santimetre kare olur? Zarf açıldığında değerlerimizi yerine koyalım. Bakın yine 12 santimetre burası, 16 santimetre. Yine burası 12 santimetre, burası 16 santimetre. Şimdi bu birinci şeklimiz, bu da ikinci şeklimiz. Birinci şeklimiz bir üçgen. Ben tekrar düzgünce yazayım. Şurası 12, 12, 16, 16. Şimdi bu birinci şeklimiz, bu da ikinci şeklimiz olsun. İkisini topladığımızda toplam zarfın açılmış halinin alanını buluyoruz. Burada önemli olan nokta şu. Bakın, üçgenin tepe noktası dikdörtgenin köşegenlerinin kesişim noktasındadır diyor. Dikdörtgenin köşegenleri nerede kesişiyor? Şu 12 santimetrelik uzunluğun yarısı kadar bir uzunluk alarak, yani 6 santimetrelik uzunlukta kesişiyor. Peki bu 6 santimetrelik uzunluk bizim üçgenimizin neyi oluyor artık? Yüksekliği oluyor. İşte bu yüzden önemli. Bu durumda artık üçgenimizin alanını, yani bir numaralı şeklimizin alanını bulalım. Tabanı 16 santimetre, yüksekliği 6 santimetre. Taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Burada 2 ile 6'yı sadeleştirirsek 16 ile 3'ü çarptığımızda 48 santimetre kare yaptı. İkinci şeklimiz, zaten bir dikdörtgen alanını bulalım. 12 ile ne yapacağız? 16'yı çarpacağız. Burada çarparsak 72, 1 ile çarptığım için 12, 192 santimetre kare oldu. Artık ikisini toplayalım. Toplarsak 10, 14, bir derecemiz var. 240 santimetre kare oldu zarfın açılmış halinin alanı. Doğru cevap seçeneğimiz de D şıkkı. Aşağıda ayrıt uzunlukları belirtilen dikdörtgenler prizması verilmiştir. Bu prizmanın tüm yüzeyleri şekilde olduğu gibi kalınlığı 4 santimetre olan kırmızı koli bandı ile bantlanacaktır. Buna göre bantlama işlemi için kullanılan bandın alanı kaç santimetre karedir? Burada oluşan dikdörtgenlerimizin alanlarını bulmamız gerekiyor. Bakın, şuradaki dikdörtgenimiz için konuşalım. Hatta ben onu farklı renkte göstereyim. Şu dikdörtgenimiz için konuşursak, şu uzunluk 24 santimetre. Şu uzunluğu da 4 santimetre. Yani 24'e 4 olan bir tane dikdörtgenimiz var yukarıda. Bir tane de altta var, görmediğimiz kısımda. O zaman 2 ile çarpacağız. Yani şöyle ben sileyim. 24 çarpı 4 çarpı 2 diyorum. Çünkü 2 tane var. Daha sonra diğer şeklimiz, buradaki uzunluğumuz. Bakın, bu uzunluğumuz 30 santimetre. Şu dikdörtgen için konuşursam 30 santimetre. Kalınlığı bandın 4 santimetreydi. Bu durumda ne yapacağım? Yine 30'da 4'ü çarpacağım. 2 tane olduğu için tekrar 2 ile çarpacağım. Daha sonra buradaki uzunluğumuza bakalım. Bakın, şu dikdörtgenimize. Şu uzunluğumuz 20 santimetreymiş. Kalınlığı bandımızın 4 santimetre. Bu durumda 20 ile 4'ü çarpıp 2 ile çarpacağım. Çünkü arka tarafında da yine aynısından var. Artık hangisi kaldı şeklimiz üzerinde? Şu bölgedeki kaldı. Bakın, o da 20'ye 4. Yine bundan da 2 tane var. Hemen yazalım. 20 çarpı 4 çarpı 2 dedik onun içinde. Başka atladığımız var mı? Yok. Şimdi artık çözebiliriz. Bunların değerlerini bulup toplayacağız. 24'e 4'ü çarparsam kaç yapıyor? 96. 96 ile 2'yi çarpalım. 2 kere 6 12, bir eldemiz var. 2 kere 9 18, bir de elde 19. 192 santimetre kare oradan geliyor. 30'da 4'ü çarparsam 120. 120 ile 2'yi çarpalım. 120 ile 2'yi çarparsak 240 yapıyor. Santimetre kare oradan geldi. 20 ile 4'ü çarptım, 80. 2 ile çarptım, 160 santimetre kare buradan geldi.
Yine aynı işlem 20 ile 4'ü çarptık. Tekrar 2 ile çarparsak 160 santimetre kare buradan geldi. Hepsini toplayalım. Burası 2. 6, 6, 12 yaptı. 4 ekledik 16. 9 eklersek 25. 2 eldemiz var. 1, 2 daha. 3, 4, 5, 2 de eldeydi. 752 oldu. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Boyutları 300 santimetre ve 210 santimetre olan dikdörtgen biçimindeki mutfak zemini şekildeki gibi bir kenarın uzunluğu 30 santimetre olan kare şeklindeki seramiklerle boşluk kalmayacak şekilde kaplanacaktır. Seramiklerin tanesi 8 lira olduğuna göre kaplama için kullanılan seramikler toplam kaç liradır? Öncelikle mutfağımızın alanını bulalım. 300 ile 210'u çarpalım. Burada 3 ile 21 çarparsak 63. 3 tane 0 ekledik. Santimetre kare oldu. Daha sonra fayansımızın alanını bulalım. 30 ile 30'u çarparsak 900 santimetre kare oldu. Artık yapmamız gereken işlem ne? Mutfağın zeminini fayansın alanına bölmek. 63.000'i 900'e bölelim. Buradan 1, 2 sıfır sildim. Buradan da 2 sıfır sildim. 63'te 9, 7 kere var. 70 tane fayans kullanılıyor. Her birinin tanesi 8 liraydı. 70 ile 8'i çarparsak 560 lira gittiğini buluruz. Doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Yukarıda oluşturulmuş şemada ayrılmış özellikleri barındıran dörtgen çeşitleri o özelliklerin altına yazıldığında hangi dörtgenin kaç defa yazıldığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Kare için bakalım. Karenin karşılıklı açıları eşittir. Bu ifade kare için sağlanıyor. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Yine sağlanıyor. Köşegenleri aynı zamanda açıortaydır. Bu da evet sağlıyor. Köşegenleri birbirini dik ortalar. Yine bu özelliğimiz de sağlanıyor. Yani kare 4 özelliği sağlıyor. Dikdörtgen için bakalım. Karşılıklı açıları eşittir. Sağlanıyor. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Sağlanıyor. Köşegenleri açıortaydır. Bu özellik sağlanmıyor. Dikdörtgen için geçerli değil. Köşegenler birbirini dik ortalar. Yine bu da dikdörtgen için geçerli değil. Bu durumda iki özellik sağlanmış oldu dikdörtgen için. Daha sonra eşkenar dörtgene bakalım. Karşılıklı açıları eşittir diyor eşkenar dörtgenin. Evet. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir diyor. Köşegen uzunlukları birbirinden nedir? Farklıdır. Bu ifade sağlanmıyor. Köşegenleri açıortay özelliği gösterir. Evet, bu özellik sağlanıyor. Kareyle ortak özellikleridir. Ayrıca köşegenler birbirini dik ortalar. Yine bu da kareyle ortak özelliklerinden biri. Bu durumda eşkenar dörtgen için 3 özellik sağlandı. Bakın kare için 4, dikdörtgen için 2, eşkenar dörtgen için de 3 özellik sağlandı. Gelelim paralel kenara. Paralel kenara baktığımızda karşılıklı açılar eşittir. Bu doğru. Köşegen uzunlukları birbirine eşit değildir. Bu eşkenar dörtgenle ortak bir özellikleri. Köşegenler açıortay değildir. Bu da dikdörtgenle olan ortak özelliklerinden biri. Köşegenleri birbirine dik ortalar yine bu özelliği de sağlamıyor. Yani bir tane özelliği sağladı. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı.